Ve Gülveren köyümüz malum olduğu üzere Tomarza ilçesine bağlı. Gerçekten tarihi ailelerle yaşayan bir köy. Özellikle söylemek istediğim bizim de içerisinde bulunduğumuz, mensubu bulunduğumuz Dulkadiroğulları ailesi. Bunu şöyle sıralayabilirim tarihçi olarak. 1522 yılında Dulkadiroğlu Beyliği noktalandıktan sonra Osmanlıların politikası sonucunda Osmanlı Dulkadiroğlu Beylerini, torunlarını farklı illere Sancak Bey ve Alay Bey olarak görevlendirdi. Bizim dedelerimiz de Davut dedemiz, Davut Dulkadiroğlu, Davut Bey, Dulkadiroğlu torunlarından olduğu için buraya Kayseri Zamantı bölgesine Kayseri Sancak Bey ve Alay Bey olarak evlatlarıyla birlikte bu bölgeye geldiler ve Gülveren Köyü'ne yerleştiler. Osmanlı'nın son dönemine kadar burada bu görevi devam ettirdiler. Çok fazla köy sahibiydiler. Köyün yönetimleri onlardaydı. Vergilerini alıp Osmanlı'ya da belli oranda vergiler verirlerdi. Bizler de bugün bu soyun devamı olan insanlar olarak atamıza, ecdadımıza son derece hürmetliyiz. Köyde tabii ki farklı ailelerden de insanlar var. Az önce söylediğim gibi bizim buraya geliş hikayemiz 1522'lerden sonra. Yani 1550'ler olabilir, 1560'lar olabilir. Köyde başka ahaliden insanlar da var. Dolayısıyla Kahramanmaraş'tan bu bölgeye gelirken de bizim dedelerimizin yanında gelen farklı aileler de tabii ki mevcuttu. Bu köyde güzel bir şekilde birlik ve beraberlik devam etmekte. Biz de Dulkadiroğulları, torunları olarak bunun bilincindeyiz ve atalarımıza layık yaşamlar sürmeye çalışıyoruz. Peki efendim, bu Dulkadiroğulları ailesiyle bağlantınızı anlatır. Siz yanılmıyorsam İstanbul'dan geliyorsunuz. Ben İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'da yaşıyorsunuz ama Dulkadirli ailesiyle de yani Türkiye'deki diğer Dulkadirlileri de ilginç bağlarınız var. Birbirlerinizi arayıp buluyorsunuz. Biraz da bu gelişmelerden bahsedebilir miyiz? Evet. Neler yaşıyorsunuz? Çok duygulu, güzel anlar yaşıyoruz. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Biz Dulkadiroğlu soyundan olduğumuz için, Dulkadiroğlu beylerinin torunlarından olduğumuz için bunun bilinciyle yaşadık, büyütüldük. Ben doğma büyüme İstanbul'dayım. İstanbul'da yaşıyorum. 1973 doğumluyum. Fakat kendimi bildim bileli Dulkadiroğlu torunu olduğumu biliyorum babamdan ötürü. Dediğim gibi az önceki söylemimden de anlayacağınız üzere beylik sona erdikten sonra tarih bizi farklı coğrafyalara, Dulkadiroğlu beylerinin torunlarını farklı coğrafyalara göndermiş. Mesela hangi coğrafyalarda? Onları hemen sıralayabilirim. Ata topraklarımız olan Kahramanmaraş'ta bizim ailemizin bir kısmı orada kaldı, Dulkadiroğulları olarak. Biz Kayseri Sancak ve Alay Beyleri olarak bu bölgeye geldik. Zamantı'nın ve Kayseri'nin yönetimi bizlerdeydi. Aynı zamanda Kırşehir'in Dulkadirli köyleri var. 6 köy bunlar. Oradakiler de bizim amcazadelerimiz. Emmioğlu diye birbirlerimizle halen çok iyi görüşüyoruz. Çorum'un Boğazkale Sungurlu bölgesinde yaşayan amcazadelerimiz var Dulkadiroğulları olarak. Malatya'da yaşayanlar var. Ve biz bunlarla çok güzel görüşüyoruz. Kırıkkale Keskin'de de Dulkadiroğulları var. Biz bu insanlarla, bizim soyumuzdan olan insanlarla, Dulkadiroğlu olan akrabalarımızla çok yoğun görüşmeler içerisindeyiz. Bir vakıf çalışması içerisindeyiz. Dulkadiroğulları Vakfı adı altında bir birlik oluşturmaya çalışıyoruz. Bu birliğin amacı tamamen dediğim gibi ana topraklardan, Kahramanmaraş'tan farklı coğrafyalara gönderilmiş olan ailelerin yeniden kaynaşması, görüşmesi ve bir birliğin oluşturulması. Bu birlikten de işte hastası olanlara yardım edebilmek ailemizden, üniversite eğitimi almak isteyen yoksul talebelerimize, öğrencilerimize yardım edebilmek adına bir birlik oluşturmaya çalışıyoruz. Her yıl bir şehirde, bizim Dulkadiroğulları'nın yoğun olarak yaşadığı şehir bir şehirde şölenler gerçekleştirmek istiyoruz. İnşallah bu bölgemizde de, bizim köyümüzde de önümüzdeki yıllarda böyle bir şölen yapacağız. Bu şölenler çok duygulu oluyor. Bütün Dulkadiroğulları orada toplanıyor ve kucaklaşıyorlar. Devlet erkanımız da orada oluyor. Valimiz, emniyet müdürümüz, kaymakamlarımız gibi. Çok coşkulu, çok güzel anlar yaşanıyor. Ay yıldızımız baş köşemizde duruyor. Bizler tabii ki bu vatanın bölünmez bütünlüğünü kollayan, güden ve bu vatanın bekçileri olarak Dulkadiroğulları ailesi olarak son derece güzel anlar yaşıyoruz. İnşallah vatanımıza, milletimize de hayırlı günler gelecektir diye düşünüyorum. Çok duygulu anlar bunlar. Evet, bir de şeyi sormak istiyorum.